3. Hakk'a dua. İşler sarpa sarınca, çaresizliğini anlayıp acizini görünce yolcu yüzünü Hakk'a döner. İçine düştüğüm bu hal o kadar baskın ki o kuyudan çıkabilecek miyim bilmiyorum. İşte o zaman vakti geldi de geçiyor demektir Hakk'a yönelmenin. Salih Baba, bu yoldan öğrendiğim her şeyin bir edebi ve bir inceliği var. Hakk'a dua. Duanın nasıl bir inceliği olabilir? Dua etmek elleri açıp konuşmaktan ibaret değildir evlat. Bu duanın sadece bir kısmıdır. Mesela bereket diliyoruz dükkanımız için. Ama dükkan kapalıysa ne fayda? Dua dükkanı açmakla başlar. Bu yeterli gelir mi? Dükkanı açmaktan kastın açıp müşteri beklemekse gelmez. Ticaretin doğruluk üzeri mi, helal parayla mı döndürüyorsun bu tezgahı? Malın ayıplı mı, değil mi? Duaya hazırlık gibi ya da her biri duaya dahil sanki. Evet, öyle de denebilir. Dua her şeydir çünkü. Çünkü dua bir yaşam biçimidir. Peki Salih Baba, samimiyet neresine düşer bu işin? Gözyaşı nereye düşüyorsa oraya. Derdini kimseye açmayan, derdini söylemekten imtina gösteren kulları vardır Allah'ın. Bu da teslimiyet tarafı olsa gerek. Hal diliyle dua derler. Sessiz, sözsüz bir dua. Teslimiyetin, kabul edilmişliğin hoş bir kokusu düşer üzerine. İnsan genel olarak maddi isteklerini sıralıyor dua ederken. Şundan da ver, bundan da ver. Arzuhalcilik derler ona. Allah bir mucize olarak İsrailoğullarına gökten bıldırcın eti ve kudret helvası indirdi. Ama onlar her gün aynı yemeği yemekten sıkıldık deyip soğan, sarımsak, mercimek de istediler. Ne istediğin, kim olduğunu da belirliyorsun. İnce ayrımlar vardır. Ne istediğini bilmek de yüksek bir derecedir. Kimi hamd ederek dua eder, kimi şükrederek. Nasıl bir fark var aralarında? Hamd etmek, sana gelen her şeye, iyisiyle, kötüsüyle razı olmaktır. Başına gelen sıkıntıları, musibetleri hoş bir şekilde karşılayabilecek misin Aziz? Zor bir soru Salih Baba. O zaman hamd edemiyorsan sen şükretmede kal derler. Şükürde kalmak? Teşekkür etmek. Gönderdiği güzelliklere, nimetlere, iyiliklere minnettar olmak. Hayırdır Aziz? Bir an bundan önce istediğim şeylerin altında mı kalıyorum acaba diye düşündüm Salih. Artık düşünme evlat. Yüzme bilmesen de korkmadan suya bırakırsan kendini su seni batırmaz. Eyvallah. Şimdi biraz daha iyisin inşallah. Hamdolsun. O zaman hamd ettiğine göre Hakk'a dua bizi güzel huya yükseltir.